3 aydır sizinle birlikteyim hocam. 3 aydır yani neredeyse hayatım değişti. Nereden geliyorsun? Biraz da seni tanıyorum. Evet, şunu da söylemek istiyorum çünkü yani fark edeceklerdir çünkü benim Türkçemde biraz kırık var. Ama çünkü ben Türk değilim. Evet, şimdi Aslında İtalyan evet, şimdi hemen otomatikmen diyecekler ki tamam İtalyandır. Madem İtalya'da yaşıyor, İtalyandır. İtalyan da değilim. O diyecekler. zaman Alman diyecekler. Alman da değilim. Evet. Ben aslında Arnavut'um. Makedonya'dan geliyorum. Evet. Doğuma Makedonya, büyüme İtalya'dan. Evet. Sonra şu 2 senedir Almanya'dayım. Evet. Almanya'da yaşıyorum. Şimdilik İtalya'da tatil için, iş için. Hem tatil hem işte. Yani öyle. İtalya'dayım şimdilik. Evet. Nasıl tanıdın beni? Nereden buldun? Evet hocam. Şöyle ben başlayayım. Sizi tavuk ile kartal hikayesinden başladım. Çünkü bir akşam da o videoyu izledim. Sonra o hikaye çok çekici geldi bana. Sonra formumu doldurdum, size gönderdim. Siz de bana geri dönüş yaptınız. İşte hikayemiz böyle de başladı. Devam da ediyor. Evet. Öyle oldu. Yani ilk beni tanıman o şekilde oldu. YouTube videosu seyrederek. Aynen. Evet. Aynen hocam. Sonra etkilendin. Videodan etkilendin. Evet. Videodan çok etkilendim. Yani o hikayeden, yani tavuk ile kartal hikayesinden, yani aslında hepimiz birer kartalız da işte diğerlerinden tavuk olduğumuzu şey ettim. Yani o hikayede aslında kendimi buldum hocam. Yani Bir anlamda. biz normalde kartalız ama bizi ikna etmişler değil mi? Tavuksun diye inandırmışlar. Aynen, aynen, aynen. Ben bu şekilde yıllardan beri böyle kendimizi özümüzü bulamamışız. Kartal Aynen. ve tavuk gibi yaşamışız. Aynen. Evet. Yani beni Aynen hocam. böyle Tam dediğim gibi. o zaman bizi öyle buldun. O şekilde buldum. Evet. Ve Aynen. sonra ne oldu? Çalışmalarımıza başladık. O gün Evet hocam. nasılsın? Bu videoyu niçin yapıyoruz? Bu videoyu seyredenler hayatımda hocam bende bir şey değişmez. Ondan sonra ben yapamam. Bende etkisi olmaz. Hocam ben hep böyleyim. 20 seneden beri çekiyorum. Hep tavuğum diyenler veya ben kartal Aynen. değilim, yapamam diyen insanlara motivasyon olsun diye, moral olsun diye öncesini ve sonrasını insanlara senin anlatmanla görmelerini istiyoruz değil mi? Yani açık ve net görsünler. Öncesi nasıldı, şimdi nasıl? Evet hocam, tabii ki ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Yani kendimize inancın. Bu da bende bir problem vardı. Tabii bazı çok insanlarda bu problem var maalesef. Evet. Bende de vardı. Allah'a şükür artık yok, yani yok da demeyelim de yani çok, yani nasıl diyeyim, artık %70 %80 gibi bir şey yok. Kendime inanmamak şeyi yok artık Yani hocam. %80 özgüvenin arttı. Öyle diyeyim. Aynen, aynen, Daha aynen. %20'ye düştü. O da çok normal diyorsun. Yani çünkü o kadar da insan Tabii ki, tabii ki. olması lazım. Evet. Tabii ki hocam. Senin vardı tam olarak anlasınlar insanlar. Kendine güvenin azdı, özgüvenin azdı. Devamlı kendini güçsüz hissediyordun. Yani şöyle kartal olduğunu biliyordun ama kartal olamıyordun. Aynen, aynen hocam. Aynen öyle. Bir de bende çok fazla negatif düşünceler vardı. Evet. O da onu şunu söyleyebiliyorum hocam. %90'ını sildim artık. Maşallah. Evet. Yani
O negatif düşüncelerden kurtuldum Allah'a şükür sizin sayenizde, evet. Sizin vesilenizle yani. Daha önceden o zaman şöyle diyelim mi? Sen enerjini hedeflerine değil de, normal hedeflerine değil de. Evet. Kötü, negatif düşüncelerime odaklanıyordum yani. Yani oraya enerji harcıyordun. Aynen. Oraya enerji harcadığın için %90'lık zihnindeki düşüncelerin %90'ı negatifti. Oraya enerji harcadığından dolayı sürekli ilerleyemiyordun. Aynen. Aynen. Tabii. Sonra bunu değiştirdim. Yani şimdi bir problem oldu mu hemen negatif düşünmüyorum hocam da çözüm yani alternatif çözüm arıyorum hemen. Evet. Bu da çok çok iyi bir şey yani. Çok çok iyi bir şey. Yani enerjimi kötü anlamda harcamıyorum hiçbir şekilde. Ömrünü israf etmiyorsun yani. Aynen, aynen. Bir kelime de öyle. Ömrümü israf etmiyorum öyle hocam. Hani var ya hadis-i şerif, peygamberimiz ne buyuruyor? Kendini tanı ki ömrün zayi olmasın. Bak çok net. Aynen. Yani bunun tercümesi yapılmasına da gerek yok. Yani kendini tanı ki ömrün zayi olmasın. Yani evet. Tavuk değil de sen kartal olduğunu kabul et ki kartal olduğunu bil. Ömrün israf olmasın yani. Ömrün israf olmasın. Aynen. Bu zamana kadar yaşın kaçtı? 29 hocam. 29 yaşına kadar enerjini nereye harcıyordun? Aynen hocam. Kötü negatif düşüncelerimle yani insanları negatif düşünmekten falan filan hep oralarda harcıyordum. 29 sene yani, öyle geçti. Evet hocam yani düşünsene ben yapamam ben şöyle yani bir işte düşün her zaman bir işi başlamak istediğimde ya ben yapamam yapamayacağım işte öyle böyle hep negatif düşüncelerimle yani yola çıkıyordum. Yapamam, edemem, ondan sonra beceremem. Aynen. Ben, kaybederim falan filan. Ondan tam adım atıyorsun önüne tak diye bir blokaj geliyor. Geçmişte yaşadığın bir olay biliyorsun hemen. Adım atamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Ömrünü israf ediyorsun. Ve aynen. Şu dünyada parayla ölçülemeyecek tek şey var. O ne biliyor musun? Zaman. Zaman. Aynen hiç hocam. Çok önemli. O 29. Çok önemli. Yani şimdi diyorum ki keşke bir en azından bir 10 sene geri dönsem ben ne yapacağımı biliyorum. Evet. Şimdiki aklımla yani. Evet. Şimdiki öğrendiğin tekniklerle ne yapacağını biliyorsun. Aynen. Aynen hocam. Aynen. Ve çalışma ne kadar sürdü? Yani 3 aydır sizinle birlikteyim hocam. 3 aydır yani neredeyse hayatım değişti. Yani %90'ı değişti. Evet. Diyebilirim yani. Allah nazardan saklasın. Ama ilk uyanma ne kadar sürdü? 3 saat. İlk uyanma hocam bir haftamı bile almadı. Ya mesela ben geçenlerde hocam şunu düşünüyordum. Yani hayatımda ne kadar boş zaman harcamışım. Bu da çok önemli yani. Evet. Çünkü 3, 4, 5 saat televizyon seyrediyordum ben. Mesela evet. İşten eve gelince 3, 4, 5 saat televizyon ya da işte Facebook, işte Instagram ne bileyim ben öyle şeylerle uğraşıyordum. Artık bir zaman koydum bunlara. Mesela günde ya seyrediyorum ya seyretmiyorum. Yarım saatlik televizyon, telefon falan. İşte ya kitap okuyorum ya da hedeflerime odaklanıyorum. Ne yapacağımı odaklanıyorum. Yarınki planlarıma odaklanıyorum. İşte öyle hocam. Yani sana verilen bir plan var. Diyetisyenin yaptığı gibi. Bu planı uyguluyorsun. Yani bu 3 aylık çalışma. Şimdi burada arkadaşlara da bunu seyreden arkadaşlara da açıklayalım. Biz 3 adım sistemle çalışıyoruz. Bir, ilk önce sen benim yanıma geldin. Yani görüntüyle yaptık. İtalya'dasın. O zaman tabii. İtalya'dan Münih'e gitmiştin. Uzak evet. için ne yaptık ilk önce? Seninle bir görüşme yaptık. Birinci adım buydu. Sonra sana yöntem ve teknikler gösterdi video yoluyla. Evet. Haftada bir 3 ay ne yaptık? Seninle bir seminer yaptık devamlı.
Seminer yaptık. Evet. Seminer yaptık. Orada sen yöntem öğrendin, zihin teknikleri öğrendin, plan hedefler, plan uyguladın, planları uyguladın, travmaları silmeye başladın, resimleri değiştirmeye başladın, kafandaki sinema resimlerini değiştirdin. Yani kafadaki sinema, öyle düşünün. Bunları değiştirmeye başlayınca problemleri değil, geçmişte yaşadığın olaylara enerjini harcamayı bıraktın. Nereye odaklandın? Önüne bak. Hedeflerime odaklandım hocam. Senin yani de... hayatıma odaklandım. Boş zamanı harcamamaya odaklandım. Yani bir kelimeyle dediğimiz gibi yani hayatımızı israf etmemeye odaklandım. İyi maşallah, maşallah. Ve kendine en güzel yatırımını yaptın aslında, değil mi? Ve aynen hocam. Bir aynen. Niyet yaptın sen. Hani oku var ya, oku. İlk emir oku. Onu yerine getirdin sen aslında. Aynen. İlk okuyu başlattın kendinde. Yani kendini geliştirmeye başladın. Okumaya başladın kendini. Yani okuma dediğim kitaplar değil. Yani bu teknikleri öğrenmek de bir okumak. Tabii ki. Ve hemen hayatına yansıttın. Sonra neler değişti hayatında? Böyle 5 olarak, 5 sütun olarak dediğim zaman. Mesela kişilik, karakter, finansal durum, meslek, aile durumu ve sağlık. Bunlar nasıl değişti sende, bu 5 tanesi? Mesela kişilikte hocam çok pozitif bir kişi oldum artık. Evet. Birincisi. Finansal olarak yani ekonomiyi çok artık düşündüğüm gibi düşünmüyorum. Çok iyi düşünüyorum. Yani nereye harcayacağımı, nasıl harcayacağımı onu çok iyi biliyorum artık. Bu iki. Yani üçü... Eklemek istiyorum. Burada hatta sen dedin ki İsa Bey dedim, bir yerden bana dedin, hiç beklemediğim bir para geldi dedin. Aynen. Aynen. Öyle hocam. Yani öyle. Finansal manada da bir bereket geliyor değil mi hemen? Geliyor. Evet. Çünkü bereketi... Geldi. Hatta bile bana geldi. Evet. Yani sen birden şaşırdın hatta. Dedim ki, ben dedim ki korkma paradan dedim. Paradan korkma dedim sana. Aynen. Hatırlıyor musun? Çünkü bu sefer para gelince insanlar da korkuyor yani. Bir yerden para gelince. Kariyer nasıldı? Kariyer de değişti değil mi hemen? Tabii ki hocam. Tabii. O da değişti yani. Meslek. Meslek, evet. Meslek. Yani daha önce düşünmüyordum. Artık yani yapamam diye işte ben nasıl diyeyim hocam, yapamam, başaramam diyordum. Ama artık bir kariyerim olacağını düşünüyorum. Neredeyse o hedefime de varmak üzerindeyim. İnşallah da varacağım. Bunu da İnşallah. Artık beynim kabul etti. Evet. Ve o hedefime varacağım. İnşallah da mesleğim olacak. Yani kendim mesleğim olacak. Yani istediğim mesleğim olacak. Yani ya, benim zaten çalıştığım bir yer var. Aynen. Senin girişimcilik, yani meslek demeyeyim de ona. Sen girişimcilik yapmak istiyorsun ve aynen. Hazırlıklar yapıyorsun ve çok büyük bir Allah nazardan saklasın. Burada da söylemeye gerek yok, nazar değmesin. Çok güzel, büyük bir şey olacak yani. Çünkü beraber onu konuşmuştuk. Burada açıklamaya evet. Evet, aynen inşallah gelecekte olacak inşallah. Sonra aile durumumuz, yani daha önce nasıl diyeyim, aileyle çok bağlı değildim. Yani ben aileye, hiç kimse yanlış anlamasın çünkü aile her zaman bağlıydım da, çok konuşkan biri değildim aileyle, işte anneyle, babayla. Artık o nasıl diyeyim 360 derece değişti. Yani huzur ailede tak diye bir tavan yaptı değil mi böyle? Aynen. Yani ne desek, huzur şurada bir ölçü desek, yani birden 10'a kadarsa daha önceden neredeydi, şu anda nerede? Ya diyelim ki önceden 2 değildi, şimdi 9'da hocam. Yani 2'deydi, şu anda 9'da. Aynen. Aynen. Allah'ın saklasın. Maşallah. Amin. Peki sağlık? Sağlık durumum da yani değişti şu anlamda çünkü çok dikkat ediyorum sağlığıma. Evet. Çünkü
fit olmak için, enerji birliği olmak için sağlığa dikkat etmek lazım. Evet. Bunda da ne yediğimi, ne içtiğimi, ne harcadığımı, ne tükendiğimi çok ama çok dikkat ediyorum. Evet. Bu da çok değişti. Evet, maşallah. Allah nazardan saklasın. Peki, buraya seni ilk defa bu videoda gören insanlara ne tavsiye edersin? Yani bu videoyu izleyen, ilk defa seni gören, tamam mı? onların şeyine nasıl cevap verebilirsin? Yani onların soruları olabilir. Yani onlara bir iki cümleyle ne yapmalarını tavsiye edersin? Ben şöyle bir şey tavsiye edeceğim onlara hocam. Çünkü ben sizi tanımadan önce bambaşka biriydim. Evet. Sizi tanıdıktan sonra bambaşka biri oldum. Evet. Eğer onlar yani kendilerine yatırım yapmak istiyorlarsa tabii ki, evet, yani daha iyi bir hayat yaşamak istiyorlarsa, yani %100 sizinle tanışsınlar, sizi tanısınlar, yani sizinle en azından bir konuşma yapsınlar. Evet. Ondan sonra kendileri zaten görecekler. Evet. Bunu tavsiye ediyorum. Yani kendine güvenmiyorlarsa, problemleri varsa, hayatta ne tür problemleri varsa sizinle iletişime geçsinler. Çünkü benim hayatım değişti. İnanıyorum ki onların hayatı da değişecektir. Evet. Yani en azından bir ön görüşme yapsınlar, değil mi? En azından bir ön görüşme yapsınlar. Biz bu ön görüşmede ne yapıyoruz? Seninle de ilk ön görüşme yaptık. Zaten her çünkü ben ön görüşmeyi yapmadan önce mesela sizin asistanlarınız aradı. Evet. Yani inanmıyordum böyle bir şeye de. Hadi dedim bir deneyim. Evet. Sonra ön görüşmeyi yaptıktan sonra her şey değişti. Bambaşka oldu. Hatta daha çalışmaya başlamadan seninle değişiklikler olmuştu, hatırlıyor musun? Çok, çok. Daha başlamadık yani, çalışmaya başlamadık. Bir ön görüşme yaptık seninle, bir saat. Yani o bir saatlik ön görüşmede çok şey değişti bende. Evet. Ondan sonra sen dedin ki tamam hocam dedin ya, ben başlıyorum. Aynen. Ben sana aynen. Ne zaman başlıyoruz dedin. Sen hocam hemen başlıyoruz dedin. Başladık ve sende muhteşem değişiklikler oldu. Allah nazardan saklasın. Şu anda İtalya'da yaşıyorsun. Ben inanıyorum, evet, İtalya'da senin çevrenden ilk 3 kişiye yardımcı olacaksın. Ondan sonra 30 kişiye, ondan sonra 300 kişiye, belki de 1000 kişiye yardımcı olacaksın. Bir mutlu orada kendi çevrendeki insanlara acayip muhteşem bir şekilde faydalı olacağına inanıyorum Allah'ın izniyle. Amin. O amin gün inşallah. Zaten. Evet. O gün evet hocam. Hedeflerin adımlarla gideceğini. Aynen. Kısaca kendinden anlatır mısın? Çünkü şimdi insanlar diyecekler ki ya İtalya diyorum, Münih diyorum. Sen aslen nereden geliyorsun? Biraz da seni tanıyorum. Evet. Şunu da söylemek istiyorum çünkü yani fark edeceklerdir. Çünkü benim Türkçemde biraz kırık var. Ama çünkü ben Türk değilim. Evet, şimdi aslında, İtalyan diyecekler. Evet. Şimdi hemen otomatikmen diyecekler ki tamam İtalyandır. Madem İtalya'da yaşıyor, İtalyandır. İtalyan da değilim. Evet. O zaman Alman diyecekler. Alman da değilim. Evet. Ben aslında Arnavut'um. Makedonya'dan geliyorum. Evet. Doğma Makedonya, büyüme İtalya'da. Evet. Sonra şu 2 senedir Almanya'dayım. Evet. Almanya'da yaşıyorum. Şimdilik İtalya'da tatil için, iş için. Hem tatil hem işte. Yani öyle. İtalya'dayım şimdilik. Evet. İsmim Orhan. Evet. Evet, Orhan. İnşallah bu videoyu ne yapacağız? Başkaları da cesaretlensin. Onlar da motive olsun diye YouTube kanalımıza koyacağız. Belki Instagram'a da koyarız. Onlar da artık tamam, ben de artık ömrümü israf etmek istemiyorum. Hocam bir de arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olacak ki bunu sizinle keşfettim ben. Yani söz vermek. Yani ilk önce insanlara söz vermeden kendinize söz vermelisiniz. Evet. Ben şunu anladım. Mesela ben artık
televizyon seyretmeyeceğim de diğer gün gelip de televizyonun karşısına geçip 3-4 saat yaparsanız bu da olmaz. Evet. Bunu bilirsiniz. Tabii ki söz verdiğiniz anda ilk önce kendinize söz vermelisiniz. Ben yapacağım. Eğer kendinizle sözü tutarsanız zaten otomatikmen her şey iyiye bağlanıyor. Yani şunu diyorsun, insan ilk önce kendine samimi davranmalı. Aynen, aynen. Söylemeli. Kendine yalan konuşmayı bıraktığı zaman başkalarına da otomatikmen aynen, aynen, aynen. Söylemiyor, samimi oluyor. Onlar ilk başlangıcı buradan oluyor diyorsun. Evet. Aynen hocam, evet. Fark ediyoruz. Çünkü insanlar çok söz veriyor, kendine söz veriyor. Ama tutmuyor. Tutmuyor. Mesela diyor ki ben diyor artık sigarayı bırakacağım diyor. Bırakmıyor. Veya kilo kontrolü yapacağım diyor. Yine söz veriyor, yerine getirmiyor. O zaman verdiği sözleri yerine getirmeyince... Yani hocam ben şunu anladım. Eğer kendinle samimi değilsen hiçbir hedefine varamazsın. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Orhancığım. Yani insan ilk önce kendine samimi olmalı. Aynen. Bu çok önemli. Herkese de tavsiye ederim. Evet. Hakikaten çok güzel bir video oldu. İnsanlara faydalı olacağını düşünüyorum. Yani direkt yürekten yüreklere hitap ediyorsun. Gönüllere hitap ediyorsun. Kalben evet. Zaten. Bu konuşmaların kalben. Mimik hareketlerinden de zaten. Tabii kalben hocam. Hiçbir montaj, hiçbir kesinlikle evet. Yok. Hocam ben kapanışta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki İlk önce Allah'a teşekkür ediyorum. Her şeyimi verdiği için, nimetlerimi verdiği için, evet. Sizinle tanıştırdığı için beni yani sonra da sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Yani dediğim gibi en azından sizinle bir ön görüşme yapsınlar, dertlerini anlatsınlar ki dermanı olasınız. İnşallah, inşallah. Peki o zaman ben son cümleyi söyleyeceğim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar, kim varsa izleyenlere söylüyorum. Siz de eğer Orhan gibi hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsanız, yani ömrü tüketmeyi bırakıp acı çekmeden, ilaç kullanmadan, doktorların arkasından koşmadan, zaman harcamadan hayatınızda çok kısa sürede muhteşem değişiklikler yaşamak istiyorsanız o zaman yapacağınız tek şey var. Hemen bu videonun altındaki linke tıklamak ve linke tıklayarak benimle bir ön görüşme yapmak. Burada bu ön görüşmede senin şu anki durumuna bakıyoruz. Hedeflediğin yere odaklanıyoruz. Buradan buraya nasıl gidersin? Sana bir plan çıkarıyoruz. Bunun için yapacağın tek şey ön görüşme yapmak. Hemen bu videonun altındaki linke tıklamak. Herkese hoşça kalın diyoruz değil mi Orhancığım? Hoşça kalın herkese.